Kur'an'ı kapatın, kadını açın dediler. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne fusun. Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun dediler. Artık 28 Şubat zamanında olduğu gibi direnecek Müslümanları da bulamazlar. Ya bu değilsin dediğiniz zaman sizi hain ilan ediyorlar. Kardeşim gitmiyor işte. Kumar meşrudur, zina meşrudur, fuhuş meşrudur. O devlet bütün bunların üzerinden vergilendirmeye gidiyor, para kazanıyor. Ama Türkiye'de namaz kılanların oranı düşüyor. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in devri bitti. Müslümanlar gözlerinizi kapatın, başkalarının kızlarına, eşlerine, kadınlarına bakmayın. Yetimin hukukuna tecavüz etmek ne demek? Bu halimizi, perişanlığımızı arz ediyoruz. Diyelim, kün feyekun. Eğer kabul olunacağına inanarak Allah Teala'ya dua ederseniz. Doktor İhsan Şen Ocak hocamızla birlikteyiz. İlahiyatçı Doktor İhsan Şen Ocak. Esselamu Aleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, bir önceki röportajımızda koronavirüs salgınından alınması gereken dersler, çıkartılması gereken mesajlar noktasında tefekkür etmiştik. Tabii Ramazan sevinçtir, Ramazan hüzündür. Bir cihetiyle hüzündür. Yani bir okuldur, bir mekteptir. Şarktan garba kadar bütün müminler o mektepte talebe olurlar, öğrenci olurlar. Ramazan saraya da girer, gecekonduya da girer. Saraya gecekonduyu hatırlatır. Hani sen marketten poşetleri alır evine giderdin. Orada da çocuklar vardı, yetim yavrular. Onlar da bakarlardı. Bizim de babamız olsa akşam eve elinde poşetlerle döner, bize ikram ederdi. Açlığı tatmadığından dolayı zenginin konağı o çocukların duygularını anlayamaz, idrak edemez. Onun için Allah Azze ve Celle Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Hakîm'i öyle bir ayda indiriyor ki o ay bizi Kur'an-ı Hakîm'le terbiye edecek. Ama ruhumuzu bir kalıbın içine dökecek. Demiri alıyorlar, ateşin içine koyuyorlar, eritiyorlar. Sonra ustalar ona bir şekil veriyor. Ramazan'da da Allah Azze ve Celle azan nefsimiz vardı. Sahurdan ta iftar vaktine kadar aç kalıyor. O nefse diyor ki senin sahibin var, seni yaratan var. İşte ekmek senin, su senin, o senin, bu senin. Ama yiyemiyorsun işte. Aç kalıyorsun, o açların halini anlar mısın? Evine ekmek götüremeyen babaların halini ya da babası şehit olduğundan, öldüğünden dolayı evlerine ekmek gelmeyen, küflü ekmek yiyen, yardım kuruluşlarını bekleyen çocuklar, dul kadınlar, onların halini anlar mısınız? İşte Ramazan-ı Şerif bize bu ay çok şey öğretiyor. Muhteşem bir mektep bu. Hani sürekli mukabeleler okunur Ramazan ayında. Nefis aç kalır. Sanki Cibril Emin Medine-i Münevvere'deyiz. Orada bir yerde Resulullah Aleyhisselam oturuyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Onlarla birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın mescidindeyiz. Ayetler okunuyor bize. Yetimlerden bahsediyor. Mağdurlardan, mazlumlardan bahsediyor. Onların imdadına koşun diyor. Müslümanlar seferber oluyorlar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Resulullah Aleyhisselam'ı tanımadan vurgun yaparlar. Sofralarda neler varsa alır giderler. Çocukları yetim bırakırlar. Ama Resulullah Aleyhisselam'ı tanıdıktan sonra onlar hamallık yaptılar. Yetim çocukların sofralarına ekmek götürdüler, taşıdılar. Yeryüzünün en büyük inkılabı oldu. Ramazan ayında bir kitap gelmeye başladı. Allah'ın kelamı. Tarihte öyle bir zaman olmadı. Hiçbir dönemde olmadı. Onun için biz o döneme asr-ı saadet diyoruz. Saadet asrı diyoruz. Yüzler güldü. En fakir ev devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın eviydi.
yetim çocukların evi en fazla nimetin olduğu ev haline gelmişti. Ramazan-ı Şerif zenginlere, sarayda yaşayanlara, servet sahiplerine aç kalmanın ne demek olduğunu öğretecek. Çocukları, yetimleri, gecekondularda kalanları, onları anladınız mı diyecek. Bir tohum düşecek yüreğimize ilk sahura kalktığımız zaman. Sonra mukabelelerle, oruçla, teravihle o tohumu besleyecek Müslümanlar. Büyüyecek, büyüyecek. 30 gün sonra bayram olacak. Dev bir çınara dönüşecek. 7 milyar insanı gölgesine alacak. Dinine bakmadan, meşrebine bakmadan hepsine el uzatacak. Hepsine, bütün mağdur kadınlara, mazlum kadınlara, muzdariplere el uzatacak, kıvama getirecek 2 milyar Müslümanı. Biz belki de Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Hakim'in ifade buyurduğu kıvamda anlamadığımızdan, idrak edemediğimizden dolayı camilerin kapları yüzlerimize kapatıldı. Ama ben burada şöyle bir umut taşıyorum. Allah Azze ve Celle bize, kullarına, gözlerinizi açar mısınız, kalbinizi açar mısınız, yüreğinizi açar mısınız? Bazen sokakta bakıyorum şöyle, yüzlerde maskeler var. Elbette olmalı, önlemler, tedbirler alınmalı. Fakat Kur'an-ı Hakim'in sahibi bize قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Müslümanlar, gözlerinizi kapatın, başkalarının kızlarına, eşlerine, kadınlarına bakmayın. Onlar şunlara, bunlar bunlara bakmasınlar. İffetleri çiğnemeyin. Gözlerimize perdeleri indiremedik. Allah Teala'nın emriydi, talimatıydı. Şimdi bir virüs, görünmeyen bir virüs ağızları nasıl kapattı? Yani Allah Teala'nın emirlerine riayet etmeyen bir dünyanın gelmiş olduğu manzara budur. Fotoğraf budur. Bir Ramazan iklimi, eğer ibret alabilirsek kün feyekun, ol deyince olduruyor. Yani o virüsü bir anda mutasyona uğratıp camilerin kaplarını açmaya muktedirdir. Onun için Hanefi mezhebinde şu var. Cehri okunan namazlarda bela ve musibet anında kunut yapılır. Namazın içinde dua edilir. Sadece musibet anında Hanefilerde bu yapılır. Sabah, akşam ve yatsı namazlarında, yatsıdan sonra minarelerden dualar okunuyor. Salat, selamlar, evratlar, ezkarlar, elhamdülillah. Bu çok önemli bir hadise. Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz. Fakat bunun daha etkilisi, daha tesirlisi namazda yapılan duadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda Rabbine iltica etti. İmam kardeşimiz merkez yerlerde camiye gidiyor, ezan Muhammediye'yi okuyor. Müezzin de orada olsun, başkaları gelmesin eğer uygun görünmüyorsa. İmam yatsı namazında, namazın içinde kunut yapsın. Namazın içinde dua, dua dua kainatın sahibine iltica etsin. Yani ekranlardan sürekli Müslümanları, müminleri dua seferberliğine davet edelim. Ud'ullâhe ve entum mûkinûne bil icâbe. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, eğer kabul olunacağına inanarak Allah Teala'ya dua ederseniz, Allah Teala sizin dualarınıza icabet eder. Fakat duadan önce istiğfar edelim. Gözümüz, kulağımız, lisanımız, bütün hasirlerimiz, onlarla işlediğimiz günahlar nelerse ya Rabbi, pişman olduk, nadim olduk, huzuruna geldik ya Rabbi. Bu hayat bundan sonra önceki gibi olmayacak. Faizle münasebetim, haramlarla münasebetim önceki gibi olmayacak ya Rabbi diye Allah Azze ve Celle iltica edelim. Yani en azından böyle bir zamanda iltica edelim. Fakat kasvet, kalpleri, yürekleri öyle kuşatmış ki, efendim şunlar çözüm bulacaklar. Elbette sebep olacak ama Allah buldurmayınca bulamaz kardeşim. O zaman Allah'a yalvaralım Azze ve Celle'ye. Buldur ya Rabbi diyelim. Sen buldurmazsan insanlar bulamaz ya Rabbi diyelim. Kadınlar, çocuklar, muzdaripler, yani
Efendim milletin önünde gözyaşı dökmek doğru değildir. Sahabeden birisi mescide geliyor. Bakıyor ki Buhreyde radıyallahu anh biri ağlıyor. Evinde diyor ağlasaydı, evinde secdede böyle yakarsaydı. Orada ağlarsanız ona riya karışır. Ha, gayri ihtiyari olarak insan ağlayabilir, bu haller, bu durumlar olabilir. Fakat evlerde şimdi ağlayalım, ağlasın müminler. Pişmanlığımızı izhar edelim. Perişanlığımızı izhar edelim. Yapamadık ya Rabbi diyelim. Harama dur demedi ki ya Rabbi diyelim. Eğlence merkezleri camilerden daha mamurdu diyelim. Gençler oralardaydı. Bir gol diye bağırmak için yüz binler bir araya geldiler. Ama biz camilerde ol diyemedik ki ya Rabbi. Bu halimizi, perişanlığımızı arz ediyoruz. Diyelim kün feyekun. Ol deyince olduracak. Eğer bir yerde masiyet, günah umumi ise tevbeler umumi olmalıdır. Yani alemi İslam'da günahlar umumidir. Her tarafa yayılmıştır. O halde devlet başkanından en aşağısına kadar hepimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ama sözle değil, yüreğimizle tevbe edelim. Yüreğimizle istiğfar edelim. Resulullah Aleyhisselam Bedir'de dua ederken öyle gözünden yaş boşalıyor. Cübbesi yere düşüyor ama anlamıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dua rol değil. Yani böyle ekranın karşısına geçip efendim kravatı takıp şöyle ezberlenmiş cümlelerle ahenkli bir şekilde yalvarmak, yakarmak değil. Yani dua, ezan, do re mi fa sol bununla söylenmez. Yürekten söylenir. Allah Teala bizim sesimize, cümle yapımıza bakmıyor ki. Yüreğimize bakıyor. Bu ne diyor? Yani rol mü yapıyor? Şimdi tiyatro, tiyatro düşünün. Yani birisi Ertuğrul Gazi oynuyor veya başka birini oynuyor. Yani onunla o aktör arasında belki bilmiyorum tabii ya kimse ben muşahhas planda söylemeyeyim. Belki çok iyi insanlardır A filmi B filmi o manada söylemiyorum. Onu da geçelim herhangi bir film diyelim. Yani Yani bir film rol yani gerçek başka, rol yapan başka rol diyorsun. başka, Sanal hayatta. rol başka. Belki o rolü oynayan adamın hiç namazla alakası bile yoktur. Mesela Ama Behran belki Şimşek, şöyle bir örnek verebiliriz. Minyeli Abdullah'ı oynadı Behran Şimşek. evet. CHP'li Behran Nasıl? Şimşek. Minyeli Ha, Abdullah'ı değil mi? oynadı. Miyal Abdullah. Yani arada ne kadar fark var? Dağlar kadar belki var mı bilmiyorum. Geceyle gündüz kadar. Şimdi o halde Rabbim bize benim karşımda aktör olma. Benim karşımda oyuncu olma. Yüreğinle yalvar diyor. Hocam Yani bazen aktör şunu soracağım hocam. Bazen engel oluyor. Mesela diyorsun ki şöyle kuvvetli bir dua etsem böyle gönülden. Ya diyorsun bilmiyorum ama ben. Yani Arapçan yoktur. Ne İşte bileyim ayın şöyle çıkartamıyorsundur. Ayınları hani çıkartamıyorsundur. bir Biraz anlatırlar da çok şekli mi anlatır. yani bu bizim çok Tabii, şekilci mi? kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir kardeşimiz anlatırlar. Belki gerçektir, belki değildir. Anadolu'nun bir yerinden hacca gitmiş. Kabe-i Muazzama'ya girince bakmış ki binlerce Müslüman dönüyor. Allah Teala benim nereden geldiğimi, kim olduğumu nasıl tespit edecek diye bir anda böyle bir düşünce zafiyeti yaşamış. Ya Rabbi demiş ben işte falan yerden, falan köyden, falan oğlu falan. Bu kadar adam var belki karıştırırsın diye künyemi uzun okudum ya Rabbi demiş. Allah Teala insanların yüreğine bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki niyetinize bakıyor, kalbinize bakıyor. Bedenlerimize, suretlerimize, şekillerimize, makamlara bakmıyor. Allah Teala bütün lisanları biliyor. Türkçeyi biliyor, Kürtçeyi biliyor, Arapçayı biliyor, hepsini biliyor. Yani dua dille yapılan dua değil, kalple yapılan duadır makbul olan. Hocam Yani burada Skype'la bağlanıyoruz ya şimdi size. Şimdi büyük büyük televizyonlara, koca koca televizyonlara da koca koca işte profesörler falan, çok zengin adamlar Skype'la bağlanıyorlar.
Bakıyoruz şimdi eskiden böyle Ya. kran tuvalet giyinen insanlar ev halinde. Hani Ya. kimilerinin saçları dağınık, kimilerinin işte yaka Evet. bağır dağınık vesaire. Şimdi yani aslında eskiden yani işte markalara falan çok bakardı insanlar. Ama şu anda ekrandaki kaliteye bile bakmıyorlar. Koca koca kanallar Skype bağlantısı yapıyor ama görüntü iyi değil olsun diyor vatandaşlar. Yani böyle biraz müsamaha da artmış gibi bir hava var. Yani böyle bir aslında bir takım pratikleri yaptırıyor bize hayat ama ondan mesajı alabilmek değil mi hocam? Tabii mesaj alabilmek, idrak edebilmek, görebilmek. Yani Ramazan-ı Şerif aslında bizi yaratılış ayarlarımıza döndürüyor. Evet. Sen hiçbir şeysin diyor. Bak önünde su var, iftar olmadan içemiyorsun. Hani senin milyon dolarların var, büyük servetlerin var. Ama burada işte bir bardak su var. Allah Teala müsaade etmeden alamıyorsun, içemiyorsun. Orada ekmek, yemek duruyor ama ezan Muhammediye okunmadan yiyemiyorsun. Diyor ki bize bu mülkün sahibi Allah'tır Azze ve Celle. Kendi ekmeğini yiyemiyorsun, suyunu içemiyorsun. Peki ya başkasının ekmeğine elini uzatmak ne demek? Başkasının suyuna elini uzatmak ne demek? Kaçak elektrik kullanmak ne demek? Kaçak su kullanmak ne demek? Yetimin hukukuna tecavüz etmek ne demek? Yani bize Ramazan-ı Şerif Allah Teala'nın her şeyin maliki ve sahibi olduğunu hatırlatıyor. Onun müsaadesi olmadan kendimiz elimizin vesilesiyle kazandıklarımızı bile yiyemiyoruz. Yani bir adam sahurdan iftara kadar eşiyle beraber olabilir mi? Olamaz. Haram. Peki ya eşiyle beraber olamayana Allah Teala Ramazan-ı Şerif'ten sonra şunu aslında oruç söylüyor. Oruçla Allah Teala şunu söylüyor. Peki ya Allah müsaade etmeyince eşinle bile beraber olamıyorsun. Ya gözlerin sürekli sokaklarda oraya buraya bakıyorsun. Sonra ailenden, evinden, eşinden kopuyorsun. Elinle tutuyorsun, tokalaşıyorsun vesaireler. Yani oruç aslında bizi çok yönlü bir terbiyeye alıyor. Hiçbir şey olmadığımızı bize hatırlatıyor. Sen bir hiçsin diyor. Hiçiz. Hiç olduğumuzu hatırlayabilirsek inşallah bayram bizim için bayram olacak. O zaman bayrama ulaşmış olacağız. Allah'ın inayetiyle. İnşallah. Hocam şimdi bazı şeyler Türkiye'de halloluyor. Yani işte en azından şimdilik diyeyim başörtüsü kamu kurumlarında bile serbest. Ama bazı şeyler olmuyor. Mesela işte bir erken evlilik işte bu infaz düzenlemesinde erken evlilik başka yerlere çekildi vesaire. Mağdurları var içeride ve dışarıda. Olmadı. İşte 6.284 diyoruz, İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Siz söylüyorsunuz, biz yazıyoruz. Ama olmuyor. Yani bazı şeyler olmuyor. Aslında kapitalizmin böyle direktiflerinden bazılarına da hayır denilemiyor. Yani dille denilse bile pratikte denilemiyor. Nedir buradaki açma? Sıkıntı ne hocam? Şimdi insanların bir kısmı diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in devri bitti. 100 yıl önce öyle demediler. Kur'an'ı kapatın, kadını açın dediler. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne fusun. Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun dediler. Neler söylediler Kur'an-ı Kerim'e dair? Yani Kur'an Hakimi tercüme etme noktasında neler neler söylediler. Onlar Kur'an-ı Kerim'e öyle bakıyorlardı. Ama şimdi Müslümanların bir kısmı var. Bu kitabı biz okuyalım. Ölülerimizi okuyalım. Hasta olanları okuyalım. Ama o Kur'an'ın yaşanma vakti değildir. O Kur'an'ın devri geçti diliyle demiyorlar ama aldıkları kararlarla diyorlar. Allah Teala'nın ayetlerinin bir toplumda eğer meşruiyeti yoksa, yani bir toplum düşünün, orada kumar meşrudur, zina meşrudur, fuhuş meşrudur,
o devlet bütün bunların üzerinden vergilendirmeye gidiyor, para kazanıyor. Ama Allah Teala'nın bütün bunları yasaklayan şu kadar ayeti var. Ve biz Müslümanız. Bu noktada belki elimizi bağlayan bir şeyler de yok. Ama sanki bilinç altında şöyle bir şey var. Yani Allah'ın bu hükümlerinin haşa vakti mi geçti? İnsanlar her zaman dilleriyle bunu söylemiyorlar işte. Bazen aldıkları kararlarla söylüyorlar, attıkları adımlarla söylüyorlar. Sonra diyoruz ki yani Çin'i anladık da neden İslam ülkelerinde bu musibetler var? Çünkü Müslümanlar İslam ülkelerinde Allah Teala'nın hükümlerine göre bir hayat yaşamıyorlar ki. Mısır'a gidin, Irak'a gidin, Suud'a gidin, başka yere gidin. İslam'ın hükümlerinin oralarda gurbette olduğunu göreceksiniz. Müslümanların pari olduğunu göreceksiniz. İslamiyeti bir dünya görüşü olarak hayata buyur diyen adamların parya muamelesine maruz olduğunu göreceksiniz. Bugün bizim yaşadığımız da budur. Allah bir şeye meşru desin ama bir grup meşru değil desin. Siz de o insanların görüşünü alıyorsunuz. Eğer bu şirk değilse nedir şirk? Hani biz Allahu Ekber diyorduk ya, büyük olan Allah'tır. O ne diyorsa en doğruyu söylüyor. Yani siz bir alet alıyorsunuz, onun kullanım kılavuzu var, ona göre kullanıyorsunuz. Sizi yaratan Allah Azze ve Celle bu kitabı gönderdi işte, Kur'an-ı Kerim'i. Buna göre yaşa buyurdu. Kıyamete kadar geçerli bu. Hükümleri geçerli. Esas geçerli. Ama biz diyoruz ki lisanımızla denmiyor belki ama alınan kararlar itibariyle evet, sen biliyor musun modern aklı, modern dünyayı? Ne demek o yaşta birisi evlenmiş? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz o gelmiş olduğumuz makamlar, mevkiler, bindiğimiz arabalar, kariyerler, kadınlar nerelere geldiler? Biliyor musun ya Rabbi? Şimdi bu hükümlerin vakti değil, zamanı değil. Lisan bunu söylemiyor ama haller bunu söylüyor. Evet. Tavır şimdi, bunu söylüyor. Hocam şimdi iki taraflı eleştiri var Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Bir tarafta siz daha önce yaptığımız röportajlarda ve farklı ortamlarda yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen ile olan arasındaki farka işaret ederek eleştirilerinizi getirdiniz. Bir de efendim bütçedeki yükü çok fazladır, Diyanet kapatılmalıdır noktasında da bir kesim bu şekilde eleştirilerde bulunuyor. Şimdi ikinizin iki tarafın eleştirileri arasında fark var. Ben bu farkı görüyorum. Şimdi yani onlar öldürmek için tenkit ediyorlar. Biz oldurmak için tavsiyede bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Tabii. Yani onlar yok olsun. Onlar ölsün, yok olsun bu kurum diye saldırıyorlar. Biz yani Müslümanlar ise daha iyi olsun diye tavsiyede bulunuyoruz. Ayağa kalksın. Cemiyetin bütün noktalarına İslamiyet sirayet etsin. Gençliğin sorunları, problemleri nedir? Çözüm ve çare üretelim. Başka yerlere, başka adreslere gitmesinler. Oturdukları zaman konuşmalar, ifadeler, izahlar onları teskin etsin, teselli etsin. Bunu yapalım. Yani söylenen evet. Bu. Hocam, yani, evet. Yani buradan yola çıkarsak, şimdi tabii koronavirüs salgını günlerindeyken şu anda camilerde görevli olan dostlarımız hani namazlarını kılıyorlar, ezanlarını işte okuyorlar vesaire. Onun dışında aslında şu anda da beklenen bir şeyler var gibi geliyor. Yani ne bileyim, en azından işte telefonları vardır, şeylerin teselli edebilir, efendim yaşlılara moral verebilir, telefonla da yapabilir bunu. Ne bileyim, WhatsApp imkanlarıyla da yapabilir, farklı imkanlarla yapabilir. Yani biraz daha caminin ille hani cami beton yığınından ibaret değil. Caminin yani ve işte imam hatiplerin fonksiyonlarının biraz daha fazla öne çıkması gereken zamanlar diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. İmam kardeşlerim bu noktada Diyanet'in yönetiminden çok daha ileride olduğu kanaatindeyim. Siz de görmüşsünüzdür. Camilerini sadaka taşına çeviren imamlar var.
Yani caminin girişine geçen öyle bir video gördüm. İstanbul'da bir cami. Bir imam kardeşimiz işte çocuklarla alakalı bezler, bisküviler, mamalar, işte yiyecekler, gıda maddeleri koymuş. Zengine diyor ki sen bırak, ötekine diyor ki sen de gel al. Camilerimizde sadaka taşları vardı. Bunun hikmeti şuydu. Yani veren verirken başa kalkmayacak. Gurur, kibir sahibi olmayacak. Çünkü ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Fakirin, zenginin malında hakkı var. Öyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onun için camilere sadaka taşlarını koymuş ecdadımız. Zengin bırakıyor, fakir gelip alıyor. Veren alanı görmüyor. Yani camileri bu şekilde, bu şekle çeviren imamlar var. Yani yukarıdan bir talimat da yapmadılar. Mahallede derdi var, davası var. Yani yukarısı belki memur anlayışıyla yürüyor, yürüyordur, bilmiyorum ne yapıyorlar. Yani topluma, sirayete baktığımız zaman o noktada bir tesir yok gibi görünüyor. Ama aşağıda imamlara baktığınız zaman şöyle hadiseyi müşahhaslaştıralım. Batı toplumu madde planında bizden çok daha güçlü görünüyordu. Ama bu virüs hadisesiyle çöktü. Peki neden Türkiye'de böyle bir moral noktasında çöküş yok? İşte camiler, ezan-ı Muhammediyeler, hocalar. Onlar önemli bir bölümü bunu yapıyorlardır. Yani bu noktada moral veriyorlar. Ulaşıyorlardır. Ama yukarıdan bu oluyor mu? Yani esasında belki şuradan bakmak lazım. Diyaneti bu noktadan kurtarmak için özelleştirmek lazım. Ne zaman bu Nizamiye medreseleri kuruluyor, o zaman Buhara Semerkant uleması bir bildiri yayınlıyor, fetva. Yani bildiri diyelim biz ona. İlim diyorlar, resmi makamlara bağlanarak gömülmüştür. Yani ulema devlet memuru olursa o zaman hakikati gerektiği zaman söyleyemez. Yani Diyanet bir memur gibi atanır, getirilir, götürülürse söylemesi gereken ifadeler, izahlar olabilir. Mesela bu işte İstanbul Sözleşmesi'ne, Kur'an'ın ayetlerine aykırı değil mi? Diyanetin konuşması gerekmez mi? Evlilik meselesinde Allah'ın hükümleri açık değil mi? Konuşması gerekmez mi? Efendim 5 yıldızlı oteller, 5 yıldızlı zina var. Konuşması gerekmez mi? Ama memur olunca aşağısı yukarısı bir muhasebenin içine giriyor. Ne olsun kardeşim? Yani papa özgür adam kendince. Hiçbir devlete bağlı değil. Elbette devlete bağlı olsun. Ama imamlar sesi, bu kadar imam var. Diyanet İşleri Başkanı sesinle Müslümanlar bunu önceden söylüyorlardı. Şimdi neden söylemiyorlar? Yazanlar, çizenler 20 yıl önce böyle talepler vardı. Efendim yarın diyelim ki yani Allah Teala Müslümanları muhafaza buyursun. Çok farklı bir yönetim gelse 28 Şubat'ta olduğu gibi ne diyecek? Şunları yapacaksın. Şu yaştakiler camilere girmeyecek. Öyle oldu. Olmadı mı? Ama Diyanet İşleri Başkanı bağımsız olsa kim gelirse gelsin. Yok kardeşim yani beni bağlayan elbette bir devlette yaşıyorum. Onun esaslarına riayet ederim. Ama Kur'an-ı Hakim var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti var. Yani bu memur anlayışından kurtulmadan milletle o irtibatı gerektiği gibi kuramaz. Çünkü söylemesi gereken pek çok şeyi acaba şunlar ne der, bunlar ne der diye söylemiyor ya da söyleyemiyor. Ama imamlar o noktada çok büyük bir vazife ifa ettiği kanaatindeyim. Elbette hepsi aynı değil. Yani bu toplumda moralin bu derece yüksek olmasının arka planda İslam vardır, iman vardır. Bunun telkin boyutunda da imamlar, hocalar vardır. Evet. Hocam. Vakıflar vardır, ehl-i sünnet cemaatler vardır. Evet. Hocam şimdi tabii yani inşallah bu iş bitecek, yani şey koronavirüs İnşallah. salgını bitecek. İnşallah bitecek. Şimdi acaba biz eğitim ve kültür işlerini, bu işleri
ona göre ayarlayabilecek miyiz? Hani geleceği kimse göremez. Cenab-ı Allah'tan başka, ama tahminde bulunmak da caizdir. Yani çünkü biraz evvel dediniz ki yarın öbür gün Allah muhafaza 28 Şubat kafası iktidara gelirse şöyle olur, hani farklı şeyler olur. Bu tür endişeleri taşıyor musunuz siz? İmam hatipleri kapatsalar, artık 28 Şubat zamanında olduğu gibi direnecek Müslümanları da bulamazlar. Yani yüreklere İslamiyet'i kazımadıktan sonra müesseselerle bir noktaya kadar gidiyorsunuz. Bir imza ile bu kadar İmam Hatip okulu var. Elhamdülillah tabii. Yani muhtevası noktasında, eğitim noktasında çok ciddi problemler var. Ama yine mevcut önceki hallere baktığımız zaman hamdi gerektiren bir durum. Fakat eğitim seviyesi eksenin altında kardeşim. Yani böyle bir durum mu olur? Türkiye'de bu kadar ilahiyat fakültesi var. 100 küsür ilahiyat fakültesi var. Türkiye'de önceki toplantılarda ben eğitim merkezi müdürüydüm Diyanet'te. Toplantılarda söylerdim yani imam kardeşlerimin sayısı artıyor. Camilerin sayısı artıyor. İlahiyat fakültelerinin sayısı, öğrenci adedi artıyor. Ama Türkiye'de namaz kılanların oranı düşüyor. O zaman bu anlayışı değişmek lazım kardeşim. Bu sistem iflas etti. Yani 100 yıl önce kurulan sistemle gidiyorlar. Ya bu değişsin dediğiniz zaman sizi hain ilan ediyorlar. Kardeşim gitmiyor işte. Yani Türkiye'de, Türkiye alemi İslam'da bir umut var. Türkiye'ye dair bir umut var. Yani Rumeli'ye gidin bir umut var. Türkiye Cumhuriyetlere gidin, Buhara, Semerkant, orada bir umut var. Doğu Türkistan'da umut var. Pakistan, Hindistan, her yerde bir umut var. Türkiye'ye dair bir umut var. Peki Türkiye'de bu kadar ilahiyat fakültesi var. Alemi İslam'da bizden tanıdıkları, bildikleri 10 tane hoca yok. Neden? Çünkü sen eğer Arapça konuşmaz, Arapça yazmazsan Alemi İslam'a ulaşamazsın. 80 milyonun içinde kalıyorsun. Yani baktığınız zaman ilahiyatlarda yazılan, çizilen makalelere epistemoloji, antropoloji, yani oryantalistlerin kullandığı dili ben ne kadar kullanıyorum? Şeyi bile, bir bilimsel makale yazmanın kriterlerini bile Batı kafası belirlemiş. Ve de yazılan makaleler de muhteva itibariyle donuk, soğuk, böyle bir Müslümanca bir duruşu çoğu defa onlarda arasanız göremezsiniz. İslam dünyasında bir tesir yok, bir etki yok. Koca koca adamlar bahsediliyor. Bakın alem-i İslam'da tanınan, bilinen adam yoktur. Yani Türkiye'nin büyük bir bugün yakaladığı bir avantaj var. İslam aleminde var. Yani bir umut var. Artık ne kadardır, ne olur onu Allah Teala bilir. Ona layık mıyız, değil miyiz, o ayrı bir tartışma konusu. Ama eğitim maalesef Türkiye'de her gün daha da geriye gidiyor. İleriye gitmiyor. Daha da geriye gidiyor. 30 yıl önceki İslam enstitüleri bugünkü ilahiyat fakültelerinden çok daha iyi noktadadır. Yani o zaman mezun olan birisi, İslam Enstitüsü'nden mezun olan birisi Arapçayı belli düzeyde bilir, Kur'an-ı Kerim okurdu. Ama şimdi maalesef öğrenci kardeşlerimiz bundan mahrum önemli bir bölümü. Neden? Bunlar sınavlara giriyorlar, fakülte kazanıyorlar, belli bir zekaları var. Niçin? Eğitim yok. Sıfır. Yani sıfır demeyelim tam da ortada işte. Allah Teala eğer ona kulluk yapar, iltica eder, İslam'ı söz planından amel planına taşıyabilirsek yolları açacak, camilerimizin yolları açılacak, çocuklar gelecekler, yine neşelenecekler, camilerimiz neşelenecek inşallah. Allah Teala Hazretleri bize o Ramazanları yaşatsın inşallah. Duaya layık bir ağzımız olursa Rabbim inşallah bu virüsü ortadan kaldıracak. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Allah Teala bu Ramazan'ı
Ümmetin dirilişine vesile eylesin inşallah. Amin. İttihada vesile eylesin. Yürek yüreğe olmaya vesile eylesin. Camilerde omuz omuza durduk ama dışarıda omuz omuza olamadık. Şimdi camide o saftaki omuz omuza duruş halini özlüyoruz. İnşallah diyelim ki ya Rabbi, yürek yüreğe, omuz omuza bütün Müslümanlar durmaya söz verdik. Söz veriyoruz. Aç ya Rabbi kapıları diyelim. Allah Teala Hazretleri sözünüzü gür eylesin. Ali eylesin. Ümmetin uyanmasına sizleri vesile kılsın. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh nasıl ezan okurdu? Ezan uyandırmak, ezan duyurmak demek. İslam'ın manifestosu ezan. İnşallah siz de mana cephesinde o manifestoyu ilan edersiniz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm.